Merhabalar. Ankara Kulübü Derneği'mizin televizyonu Kızılca Güne hoş geldiniz. bugün Gizlerinin Peşinde programını bir başka formatta size sunmak istiyorum. Dilerim umut ediyorum ki bundan böyle de böyle çok kısa videolarla Ankara'ya dair özel olarak Ankara'ya dair çok ilginç, magic, büyülü paylaşımlar yapmak istiyorum. Bugünkü konu Ankaralıların iyi bildiği, hatta kadim Ankaralıların e, defnedildikleri Cebeci Asri Mezarlığı'nın sırrını konuşmak istiyorum. Beni çok heyecanlandıran bir sırrı var. E, yukarıdan kuş bakışı baktığınızda e, Asri Mezarlık bir fil ayağı şeklinde görünür. Hatta filin tırnakları olan bölüm de biraz genişletilmiştir. E, 1935 yılında bir yarışma yapılıyor ve e, Alman mimar e, Nazi Almanya'sından kaçarak dünyayı birkaç kez turlamış, sonra da e, Türkiye'ye gelmiş mimar Martin Almanca söylenişiyle Alsas Martin Alsas bu yarışmayı kazanıyor ve e, bu mezarlığı e, planlıyor. E, Fil ayağı şeklinde seçişi onun özel seç seçişi ve e, mezarlığı niye böyle planladığına ilişkin yanıtı da fillerin ölülerini e, anımsayan insan dışındaki tek canlı olmaları olarak ifade ediyor. Sizin için de çok ilginç değil mi? İnsan dışında ölülerini anımsayan e, tek canlı ve o formda e, mezarlığı inşa ediyor. Hatta Mezarlığın e, ayağını bastığı bölümle ilgili e, imar planında düzenlemeler yapılarak arazide biraz genişletiliyor bu nedenle. E, bir başka özelliği de e, içinden aslında başlangıçta akarsu geçiyor. 1900 yanılmıyorsam 96 yılına kadar içinden bir nehir akıyor. Sonra da Ankara'daki bütün akarsuların başına gelen onun da başına geliyor. Bir kanalizasyon şeyine dönüşüyor, kanalına dönüşüyor ve üzeri betonla kapanıyor. E, Martin e, Alsaz e, 1884 doğumlu, 1957'de benim doğduğum yılda e, vefat etmiş. E, Ankara'daki bir başka önemli katkısı da meraklıları biliyorlardır. Ve 1937-38 döneminde de şu anda hala duran Sümerbank Genel Müdürlük binasını projelendiriyor. Evet bu böyle bir bilgiyi paylaştım sizinle. Bir başka gizlerinin peşinde özel programında bir arada olmak umuduyla. Hoşçakalın.